hepinize Kayseri 12 lira yazıyoruz. 12 lira. 12 lira yazıyoruz. Geçen sene ne kadar? Geçen sene bu zamanlar 7-8 lira. Ya bu ciddi bir masraflar arttı. Yani. Şimdi şu kasa 8 bin lira oldu. Ufak kasa 8 bin lira. Yani küçük tabii. Takviye masrafı. Sayın Genel Başkanım. Yani. Takviye masrafı. İşçilik masrafı. Ve ambalaj masrafı üründen fazla duruyor. Öyle oldu değil mi? Yani tüketiciye yansıyan şey ürünün yükselişi değil. Maliyet yükselişi. 30 lira hazır. Yani para sayma makinesinden daha hızlı sayıyor. Pompalar. Evet. Hem arabamıza mazot alıyoruz. Para sayma makinesinden daha hızlı sayıyor. Yani bu mazot 10 liraya düşmeyene kadar gıdada veya enflasyon düşme şansı yok. Otomatik vergi memuru oldu şey. Evet. Yani verginin vergisini alan dünyada kaç tane ülke var? Vergiden vergi alıyor. Ama kendi hakkını savunmayan bir millet, genel başkanın dediği gibi verdiği verginin nereye gittiğini sormayan bir millet aç kalmaya mahkum. Doğru söylüyorsun. Aracım buraya geliyor. Allah Allah. 17 bin lira. 17 bin lira nakliye ediyor. 17 bin lira nakliye ediyor. Ya her ürüne 2 bin lira nakliye, 2 bin lira ambalaj parası veriyor. 4 bin lira. Yani siz bir ürünü bedava alın. Üretim bölgesinden taş buraya koyun içine. 5 bin lira, evet, taş koyun içine 5 bin lira maliyeti var. Söyle anlatıyoruz. Böyle biz taş. Ama bu üretim, bu maliyetleri biz fiyatlara yansıtamıyoruz. Tamam. Ya bu ürünün maliyeti 14 bin lira, 12 bin liraya satmaya çalışıyoruz. 14 bin lira maliyeti var, 12 bin liraya satmaya çalışıyoruz. İnsanların alım gücü düştü. Tonajlarımız yarı yarıya düştü, satışlarımız. İnsanlar önceliği yemek diye veriyor. Bir defa meyve lüks oldu. Herkes önce gidiyor yemeklik alıyor. Karnını doyurursa meyve bir tane belki karpuz alıyor. Tencereye bakıyor tencereye. Belki karpuz alıyor. Evet. Tamam. Hadi başkanım şöyle çevir. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. 10 lira. Geçen sene kaç ay? Geçen sene aldım. 3 lira 4 lira. Nasıl normal bu? Alıştık. Yani şeye göre mazot 30 bin lira. Mazota göre normal. Şeyden de 2 bin lira. Ya bedava sen 2 bin lira. Mazota ne kadar? Basa şu anda 80 milyon. 80 milyon. Ambalaj. Ambalaj abi. Yani arabaya bir tane nasıl bir var. 50 kuruş basa. 1,5 da mazot tak. Ya 2 bin kiralık mı? Kira. Bir ekmek parası. Çiftçi para kazanmıyor, parayı kim kazanıyor? Vergi dairesi kazanıyor. Hiç kimse kazanıyor. Şeytanın vergi dairesi kazanıyor. Ankara'ya ulaşmasının maliyeti, hani kalem kalem masrafları neler, hani insanların bilmesi. Şu anda zaten bu Ankara'dan kesilen malımız bizim. Bir de yerli.
Yani, Ankara'nın malı. Kendi ürettiğimiz mal, biz de işin içine çıkamıyoruz yani. Bir de aşağıdan getirsek, çok Adana'dan güzel. Gelse, Hatay'dan gelse. Kışın Antalya'dan geldiği sıralar bir kasanın maliyetinde 20-22 liraya buluyoruz. Maliyet sadece. Sadece maliyet. Maliyet. Peki geçen sene üreticiden aldığınız fiyatla bu sene üreticiden aldığınız fiyat hemen aynı hemen mı? Aynı. Hemen. Çiftçide bir şey yok. Çiftçi para kazanıyor. Dolayısıyla tarlada değişen bir şey yok. Tarlada hemen fiyat yok. Aynı ama tarlada gübre gitti. Maliyetlerimiz iki maliyetleri burada maliyetlerimiz. Dolayısıyla çiftçi kazanmıyor. Tabii ki. Bu kadar maliyette sizin elinize de çok fazla bir şey kalmıyor. Peki bu kime gidiyor bu kazan? Aradaki sirkülasyonu biz de anlayamıyoruz kime gittiğini. Bu maliyet, evet. Bu maliyetleri uçuyor. Kim azdırmışsa ona gidiyor. Uçuyor. Biraz ona... Değil mi? Evet. Başkanım. Türk parasını pul edenlere gidiyor. Uçuyor. Değil mi? Tam mevsim. Kasaya ne yazıyoruz şu anda? 5 kilo gelse 30 liradan 150 lira. Nerede gidiyor? Aydın mı? İzmir, Aydın. Aydın. 5 kilo gelse 30 liradan 150 lira. 30 lirayı toptan sattı, şeye verdiniz. Pazarcıya verdi. Pazarcı kaç satacak bunu? 50 lira. Vatandaş alabilecek nasıl mi? Nasıl alacak milletvekili? Peki 30 lira dediğinizin masrafları nasıl? Yani geçen sene aldığınız incirle, üreticiden aldığınız incirle bu sene aldığınız incir arasında çok büyük fiyat farkı var mı? Arttır mı üretici? Hayır, bu üreticiden aldığınız diyorsunuz. Tarladaki şeydeki adına satılıyor. Evet. Komisyon olarak biz satıyoruz, komisyonumuz var. Peki bunun içinde ulaştırması falan ne kadar? Kiloda en az 1,5 lira iner yani. Şey. Ulaştırma. Tabii. Ambalaj? Ambalajdan biner 1 lira. 1,5 lira. 1,5 lira. 1,5 lira. Fatura masrafından biner 1 lira. İçilik, evet. Kutlama parası, ambalajdan parası. Onlar yok. Onlar yok. 5-6 lira. İlaç. Yani 5'te biri masraf diyor. Çok masraf. Yani yüksek olduğu için 5'te biri. Düşük olanlar da çok fazla oluyor. Tabii. 6-7 lira, 8 lira civarında masraf. Üreticinin durumu nasıl? Bitti. Üretici de bitti yani. Çünkü kiraz bahçelerini söküyorlar. Genel bir durgunluk var aslında. Doğru. Doğru. Bütün valla. Nasıl yani? Çürümü mü yapacağız? İstediğimiz sirkülasyonu yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Fiyatları şiştikçe sirkülasyonumuz az oluyor. Yani 10 ton satılan 10 ton sattığımızdan 5 tona düşüyor. 5 ton 2'ye düşüyor. Yani tonaj anlamında alakası yok ama para aynı. Para aynı ama tonaj anlamında alakası yok. Geçen sene kaç ton Bir aynı, para yüksek ama tonaj yok başkan. Yani 15 lira. Bu boş kasanın maliyeti 15 lira. Nakliye de baya çok yüksek. Maliyet baya yükseliyor bu konuda. 5 liranın içinde yarısı diyorsun şey. Ya evet. Yarısından fazla masraf gidiyor. Peki, İşçilik. Üreticiye ne kalıyor? Vallahi üreticiye. İşte, gübreler de çok yüksek. Evet. Emek kalıyor. Üreticiye çalışmak ve emek kalıyor. Kazançlarımız sıfır. Mazotta yetiştiremiyoruz, poşette yetiştiremiyoruz. Sanayiye giremiyoruz. Bir 2000 model kamyon atamıyor. Öyle bir her şey başını alıp hep başı boş kalmış. Herkes tarafından alıyor. Geçinemiyoruz yani. Ya bu büyük marketler konusu var. Büyük marketler zaten hiç de vereceğiz. Yoksa da pazarın üzerine bir vereceğiz. Yani biz hiç memnun değiliz. Yani yönetimimize de bir el atsın. Allah Allah. Pazarcılar büyük sıkıntıda. Ama vergi de veriyorum ben. Vergi de veriyorsun. Bak vergiye sıkıntı var. Ama bize hiçbir işe yok yani. Bir şeyler alternatif yok yani pazar için. Mazotla 5 gün mazotla projede 3 milyar veriyor. Buradan alıp pazara taşımak için orada satmak için. Şurada Akdere. 10 kilometre.
3 milyar mazot ne? Poşete geçen yıl ne kadardı? Sana efendim? Bir yıl önce ne kadardı? Bir yıl önce azdı. Zaten hiç göze gelmiyordu. Göze gelmiyordu. Kır sanayide 600 milyon verdim. Bir tel aldım. Gaz teli. Bir 3 litre ve 5 litre de yağ koydular. 600 milyon da paramı aldım. Gaz teli. 2000 model. Sırf kamyoneti yürütmek için. Kamyonet 2000 model eski orada. Bakamıyorum. Lastik yok altında. İşte yok, var yok, param yok, hiçbir şey yok, gece hayat hiçbir şey yok. Ama kazanamıyorum. Evet, kendim çalışıyorum. Ya kazanamıyorum, aldığımda yetmiyor masrafa. Şimdi alıyorum ben, aldığımda yok, kazanıyorum ama yetmiyor, karşılamıyorum parayı. Yani buna bir çözüm getirin, Allah rızası için. Ben kimseye yönelik bir şikayet edeyim ama ona uğraşıyorum. Çözeceğiz, hiç merak etmeyin. Bu eskide kasayla geliyordu, kartonla geliyordu. Maliyeti yüksek olduğundan çuvalla geliyordu. Şimdi çuvalda da mali korunmuyor. Çamur oluyor, yağmur yağıyor, pislik de kalkıyor. Öyle mi oluyor? Tabii. Evet. Çuval şimdi yere atıyorlar, tamam her şey kalkıyor. Ama kartonla kasada olmuyor. Yani yok. Maliyeti düşürmek için çuvala dönüyor. Çuvala evet. Öyle mi? Evet. Ama eskiye dönüyor. Çuvalda eski, korunmuyor yani. Eskiden böyle değil. 90'lı yıllara korunuyor. 90'lı yıllara döndünüz yani. Aynen 90'lı yıllara dönüyoruz. Eskiye döndünüz. Eskiye döndünüz. Yani geriye, ileriye gideceğimiz yerde geriye dönüyoruz. Hep geriye değil mi? Hep geriye. Aynen, hep geriye. Maliyetler nasıl? Maliyetler şu anda bütün hesap zarar ediyor. Masraf bu şu anda. Şu plastik masraftan bahsedeceğim. Bu plastik masraf. Ispanak ne şu anda ıspanak? Ispanak da masraf. Masraf bizim mahvimiz. Sen zaten masa diyordun. 4 kilo günlük kasa. 4 kilo günlük kasa. 10 lira bu kasa. Bedava getir 10 lira masrafım var. Kire dükkanı masrafı, işçi masrafı 15 lira. Bedava getirsen 15 lira. Yani üreticiden bu ıspanağı bedava al, buraya getir. Kasası 15 lira masrafı 15 lira var. 15 lira maliyeti var. Mazot? Mazot zaten almış başına. Ben de söylemeye gerek yok. Adam bu ev pazarından buraya 3000 istiyor. 3 pazar. Şurası. Eskide 800 lira. 800 TL geliyordu. Şimdi 3000 istiyor. 3000 istiyor. Nakliye parası mı? Nakliye parası. Bir de çok kazanç şey diyorlar. Geçen seneki kadar elimize geçen sene baktığımız kadar ciro geliyor ama sattığımız mal yarısı. Ama geçen sene Nereye kadar devam edeceksiniz? Biraz geri. Gel kardeşim.
akıllı kapı var. Yani biraz daha yedi adım daha iyi. Şişmiş birazcık iyi olmuş. Önce %4 zam yapıyorlar. Aynen. 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 Teröristlere geldik. Teröristlere geldik, teröristlere. Terörist taşıdı. Biliyorsunuz. Evet, Paris'te soğuranı diyorlardı geçtiğimiz yıllarda. Evet. Şimdi geldik Paris'te soğuran. Paris'te ne oldu şimdi? Çubanın fiyatı? 7,5 liraydı. 7,8 lira. Evet. Peki bunun ne kadarı üreticiye gidiyor, ne kadarı masrafa gidiyor? Üreticiye 5,5 civarı üretici buluyor. Gidiyor. Evet. Gerisi masraf. 2-2,5'taki evet. Masraf. Evet. Yani yarısı yani masraf olan masraf. Burada olan masraf. Bir de yerinde olan masraf var. Değil mi Aydar Bey? Buradaki masraf aşağı yukarı. Bu sene patates bol mu? Bol olacak gibi gözüküyor. 1-2 ay sonra. Düşer mi biraz? Biraz düşecek. Öyle gözüküyor. Soğan? Soğan da 5,5 civarı. Onda da maliyet bu sefer yarısına geliyor tabii. Tabii onda maliyet, da evet, onda da yine 2,5 lira maliyet var. Patates düşse de maliyet düşmüyor. Yani bu hiçbir şekilde 4 liranın altına düşmeyecek. Öyle gözüküyor, evet. Fakirin mutfağındaki, tenceresindeki patates, soğan ne olacak? İnşallah biraz düşecek. Umut ediyoruz. Geçen sene de aşağı yukarı 4-5 lira civarındaydı. Ama girdi maliyetleri arttı. Tabii 3-4 kat arttı. Ama bir yıl öncesinde soğan depoları, patates depolarını basıp terörist ilan ettiler. Evet. Para yapmadığı zaman çiftçinin yüzüne bakan yok. Çiftçi üretmeyince de maliyetler tabii buraya geliyor. Evet, hadi. Evet. Hadi inşallah olacağız. Hadi Allah kolay gelsin. Başka bilmez. Teşekkür ederim. Değişiyor. Her gün günlük fiyat değişiyor şu an. Para ortalama olarak tabii gidiş dönüş 6,5 milyon. Şu anda sadece 8,5 milyon. Gidiş dönüşü tuttuğumuz zaman 14-15 milyon lira var. Yani o zamanlar bizim ürüne koyduğumuz maliyet fiyatı 30 kuruşken şu anda yaklaşık olarak 1,5 ile 2 lira arasında değişiyor bölgesel olarak. 6 ay önce biliyorsunuz ne kadardı? 6 ay önce 30 kuruşken şu anda 1,5 lirayla 2 lira arasında fark var. 1,5-2 lira arasında nakliye farkı. Sırf masraf. Şurada nakliye farkı söylüyor. Ama şimdi kamyoncuya gidiş dönüş gel gidelim dediğiniz zaman kamyoncu gidiş dönüş istemiyor. Diyor ki o günkü fiyatı geçerli olsun. Gelecek. Burada abi, fiyat neyse ona göre değişiyor. Çünkü göreceli olarak artıyor. Abi de artıyor. Vatandaşlar yüz yüze gelsinler aşkım. Geliyorlar. Değerli yok. Düzey yok. Gelemezler. Kesin vatandaşın derdini görsün, esnafın içine girsin, halkın içine girsin. Gelmiyorlar hocam. Gelmiyorlar. Bu sorunları görsünler yani, halkın içinde görsünler. İl başkanları. Bunlar bir piyasaya. Halkın sorunlarını bir görsünler ya. Buyurun, dinliyoruz. Televizyonun için. Başkanım çok teşekkür ederim. Gerçekten ilgili sizden anlıyoruz. Allah güç kulu edecek. İnan öyle yani. Şu kasanın anahtarını bir alsan başkanım. Çok doğru da anahtarı gelmek lazım. Çok doğru da anahtarı. Ana kasasını da bir olsa tamam. Biz her şeyi kabul ediyoruz yani. Millet verecek bize anahtarı. Bizden çalışması, senden kasanın anahtarı sende de. Hükümet sözcüleri gelmiyorlar, gezmiyorlar. Vatandaşın halini, esnafın halini bir çiçe gelmiyorlar. İstiyoruz gelmelerini. Pahalılıktan yani vatandaşların sorunlarından, şikayetlerinden yani hiç görmüyoruz yani esnaf olarak, vatandaş olarak sahada görmek istiyoruz. Esnafın içinde, vatandaşın içinde onları da görmek istiyoruz. Daha çoktan beri görmüyorum şimdi. Yine belki 3-5 senedir görmüyoruz yani. Geriye. Yavuz abi. Bardak 50 kuruşa geldi. Hayat bardak 50 kuruş. Abi şimdi biraz da şöyle gelelim. Bardak çay içebiliyor mu? Çoğu içelim. Eski yok. Gel Yavuz abi, ben arkada ben varım. İşte içe. Geleyim biraz. Başkanım. Çok. Eyvallah. İnsanlar beni alamıyor.
fiyatlar pahalı, ulaşım maliyetleri yüksek. Başkanım. Üreticinin eline de bir şey. Üreticinin eline de pek bir şey. İlacı, mazotu da. İlaç, mazot, gübre, işçilik. Toplaması, işçiliği. Evet. Thank you.